bir sürü sıkıntı verecek. Bir de sürekli aşı yaptıracaklar. Bir çip taktırayım, kurtulayım diyeceksin zaten. Siz çiple kontrol. Senler dört yol meydana girmek tabii için eski kartınız olmuş. Bunu biz daha önce konuştuk. Baktık, belli binalara giremeyeceksiniz. Belli mahallelere giremeyeceksiniz. Şehirler arası yolculuk yapamayacaksınız. Bunu uygulayan kaymakam da bilmiyor. Bunu uygulayan polis de oynanan oyunun farkında değil. Bunu gündeme getiren Sağlık Bakanlığı yetkilileri de bu oyunun farkında değil. Bana kalırsa bu Maliye Bakanlığı ile ibaret bir mesele değil. Tarım Bakanlığı'nda da söylenenle söylenmeyen arasında uçurumlar var. Tarım Bakanlığı açısından da bu böyle. Eğitim açısından da ya artık beynine çip takıyor. Nesneler arası iletişim kuracağım diyor. Hayvan, insan ve makine arasında bilgi transferi yapacağım. Rüyanı kaydedeceğim diyor. Biz hala okullardan söz ediyoruz. Öğrenme dönemi bitti. Ve diyor ki yeni normal döneme geçiyoruz. Eski normal çöp diyor. E siz neyin eğitimini yapıyorsunuz? Bu kadar para niye? Bu kadar okul, bu kadar öğretmen. Hangi sendika bunu konuşuyor? Hangi üniversitede bunun felsefesi yapılıyor, teolojisi yapılıyor ya da fütüristik gelecekte neyle karşılaşacağız diye. E biz yani 5 yılda 20 tane alçak irtifa uydusu atacağız, Türkiye çağatlayacak. Sanayi Bakanlığı ne yapıyor? 5G'ye hala devam ediyorsunuz. Hala devam ediyorsunuz. 6G'ye geçiyorlar. Bunun dünyada meydana getireceği canlılar ve cansızlar üzerine oksijen atomlarının frekansını değiştiriyorsunuz.